Sayın seyirciler, İYİ Parti 5. olağanüstü kurultayı bugün yapıldı. Görüntülerde canlı olarak ekranlarınızda geliyor. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı da an itibariyle sona erdi. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz, siz de İYİ Parti'de Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu yeniden başkan seçildi. Üçüncü turda en fazla oyu almıştı Müsavat Dervişoğlu. Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu. Görüntüler canlı olarak ekranlarınızda geliyor. İYİ Parti'de artık Dervişoğlu dönemi diyebiliriz. Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy almıştı. İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın ise 565 oy almıştı. Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle de oylama 3. tura kalmıştı sayın seyirciler. 3. turun sonucu da İYİ Parti'de Dervişoğlu döneminin başladığını gösteriyor. 3. turda Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. İkinci turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın kendisine destek veren delegeleri serbest bıraktı. Tolga Akalın'ın ardından Günay Kodaz'la yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı. Genel başkanlık yarışı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçti. Kurultaya seyirci alınmadı sayın seyirciler. Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt vermişti. Ve Akşener'den de bir veda konuşması gelmişti bugün bu olağanüstü kurultayda. Emaneti devretme günü demişti. Bir kez daha söyleyelim. Olağanüstü kurultay bitti. Canlı olarak şu anda ekranlarınızda geliyor. Müsavat Dervişoğlu döneminin başladığını söyleyebiliriz artık İYİ Parti'de. Tebrik ediliyor şu anda, o görüntüler de ekranlarınızda canlı olarak geliyor. Kendisi partililer tarafından, delegeler tarafından bir bir tebrik ediliyor. Tebrik etmek üzere yanına gelenler bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.